Maçın ardından Samsun Spor Teknik Direktörü Ümit Özat karşılaşmayı değerlendirdi. Maçın iyi geçtiğini belirten Samsun Spor Teknik Direktörü Ümit Özat maçın iyi geçtiğini belirtti. O verilen mücadeleden memnunum ama oynanan oyundan memnun değilim. Özellikle oyuna sonradan giren oyuncuların performansından bugün en azından çok memnun olmadığımı söyleyebilirim. Mücadelelerinden de memnunum onların ama diri olarak girdikleri için Murat bir şeyler yapmaya çalıştı ama onun dışında Alpe'nin sol alanında çok daha iyisini yapabilecek potansiyelleri var. İnşallah onlar da bundan sonraki maçlarda daha iyisini yaparlar. Sevindiğim şey tabii ki 3 puan. Üzüldüğüm şey özellikle 2-0'dan sonraki son 30 dakika oynamış olduğumuz geri çekilmemiz daha doğrusu bize yakışmadı. Bu bizim istediğimiz bir oyun tarzı değil. Belki ofise katlanması 3'ü 4'ü bulabilirdik. Ama hem yarışıyoruz hem yetiştiriyoruz. İşte şu anda kafamızdaki ortalamayla gidiyoruz. Artık çok kısa bir zaman var. Boluspor maçında iyi geçip hem Samsun halkına iyi bayram hediyesi verip hem de biz de bayrama morali girmek istiyoruz. Basın mensuplarının puan silme cezasına teknik direktör Özat, şeriatın kestiği parmak acımaz diye cevap verdi. Bugünün cezası değil, bu geçmişten gelen bir şey sizin de bildiğiniz gibi. Çok dönem değil. Ben söyledim 12 puana kadar yolu var. Ben zaten sezon başı kendime puan hedefi koymuştum. 6 mağlubiyet hakkımız vardı. Bunun ikisini mağlup olduk sayarız. Çok dönem değil yani. Burada birini eleştirmek anlamında söylemiyorum. Dediğim gibi şeriatın kestiği parmak acımaz. Geçmişten gelen bir ceza. Bu kural uygulanıyorsa mutlaka herkese uygulanacak. Sadece bize değil, uygulanmıyorsa da kimseye uygulanmayacak. Tabii sezon içerisinde böyle olması üzüyor ama şöyle düşüneceğiz. Sezona 3 maçta 0 puanla da başlayabilirdik. 3 mağlubiyetle de başlayabilirdik. 3'ünü kestiler. Önemli değil. Yarın ben dedim 12'ye kadar yolu var. Biz 60 üstü puan toplayacağız Allah'ın izniyle. Oyuncularım da bunu biliyor. Biz bunun bilincindeyiz. Yani ne olur 6 mağlubiyet hakkımız vardı artık. 3 mağlubiyet hakkımız kalır. Yani çok önemli değil. Ben de oyuncularım da ona aldırış etmiyoruz. Biz kendi kapasitemizi, kalitemizi biliyoruz. Ama bildiğimiz bir gerçek daha var. Bizim tesislerimizin girişinde de yazıyor. Mücadele etmeden hiçbir şey kazanılmıyor. O mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceğiz. Bugün konuşmak çok erken ama ben playoff oynamak istemiyorum. Ben çıkmak istiyorum. Direkt çıkmak istiyorum. Çok açık ne söyleyeyim. Ben de oyuncularım da. Bunun için bu yolda her türlü mücadele yaparız. Çıkarı çıkmayız Allah'ın takdiri. Şanlıurfa Spor Teknik Direktörü Engin Korukırsa oyuncularını eleştirdi. Kendi adıma takımım adına öyle önce bir eleştiri getireyim. 15 dakika 20 dakika ilk devre çok iyi oynadık. 15-20 dakikadan sonra nedense kaptırdığımız bütün toplar Samsun Spor adına çok tehlikeli akınlar oldu. Neticesinde de gol yedik. Samsun Spor'un zaten oyun şablonu belli. Öndeki çabuk oyuncularıyla daha çok kontratak düzeninde oynayan bir takım ve bunu da iyi uyguluyor. Ama ikinci devre yani tabii çok merak ediyorum ben de. Tekrar izledikten sonra da konuşmak daha doğru olur diye düşünüyorum. Bir takım bu kadar gol mahallede bile kaçırmaz.